Derneğimizin 18. yaş gününe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dilek olarak 18 yıl, bu 18 yılda yapılan birçok iş var. Ama güçlü ispatlamak, yaşı olarak herhalde 18. yaş, 18. yıl, bu bizim için anlamlı. O yüzden bugün biz dostlarımızla bir arada olalım istedik. 18. yaş günü birlikte kutlayalım istedik. Yine son dönemde ürettiğimiz bir kısa filmimiz var. Onu da sizinle paylaşmak istedik. Sizleri beğenisini sunmak istedik. Sizler de buradasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. İnsanat grubu 2006 yılında üç kafaların bir araya gelmesini kurulan bir grup. İdris Efe, Burhan Arınç ve sağındaki uzun büyük beyaz adam sonra toplayışlanacak. Üçü bir araya geliyor. Bir insanat diye bir grup kuruyorlar. Akabinde de atölye 16 milimetre 2006 yılında birinci dönem çalışmasıyla, sefilin atölye çalışmasıyla başlıyor. Bendeniz de İlyas Sarı olarak ikinci dönem katılımcısı olmaktan gurur duyuyorum insanat üyesinde olmaktan. O dönemden bu döneme kadar 33 kısa film atölyesi yapıldı. 40'ın üzerinde kısa film ki arkadaşlarımızın, dostlarımızın çektikleriyle beraber bu belki de ikiye katlanmış vaziyette. Yine tiyatro ve sanat dünyasında 15'in üzerinde tiyatro oyunu ve bir de belki gurur duyacağımız bir işimiz. 2009'da çekimini yapıp 2010'da vizyona sokabildiğimiz Ada Aşk Meziyeti adlı sinema filmimiz vardı. 18 yılda bunları sığdırabildik. Gönül isterdi ki daha çok çalışmaları, özellikle uzun metraj çalışmalarını da bu sürenin içerisinde sığdıralım ama bazen şartlar ellerinde, bazen kadarıyla da yetinmek durumunda kalabiliyoruz ama kısa film de olsa üretmeye, sanata katkı sunmaya devam ediyoruz. Dilerseniz bu 18 yıllık süreç içerisinde sanat neler yapmış, atölye 16 mm ve tiyatro sanat neler yapmış, kısa bir videoyla bunu izleyelim, görelim. Ardından da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi seyirler. Biz de sizi bekliyorduk komşu. Eskişehir'e hoş geldiniz. Siz de Süper Lig'e hoş döndünüz komşu. Özlettiniz vallahi. Madem ki kader bizi buluşturdu. Tamam. Eyvallah. Ya sevdiklerimin başına bir şey gelirse, ya beni arar ve bana ulaşamazlarsa, ya benim haberim olmazsa, hayır! Siz gerçeği bulmuşsunuz. Nasıl? O bildiğimi benim yazdığıma inanıyorsunuz. Sizin için tek gerçek bu. Of hoca, of! Ağacı tırmanmamı bekliyorsan ben yaşlıyım. Tırmanı alamam ki onu. Bana bisiklet alınca birlikte kullanabiliriz. Kullanmayı bilmiyorum ki.
Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Mercan beni anlıyor olabilir mi acaba? Bağrımız yandı. Niye böyle ağlamadı baba? Niye böyle hiç ağlamadı? Kokulan. Bak bu havayı başka hiçbir yerde soluyamazsın. Mis gibi hayat kokuyor. Doktor bey, az önce yanına getiren tek erkekmiş. Nasıl yani? Nedir sıkıldın Bilal'dan anlat bakalım. Ya bugün ayrı bir moral konuşuyor. İçim biri almış kitabı çöpe atmış. Beni! Böyle bir şey yapmış olsan ablanı kötüler miydi? Onu soruyorum sana. Allah'ım be selam. Yeni bir ablan işe uygun buldun ha? Ne var? Ne yapardın? Kıskançlık kavgası çıkar mıydı? Kıskançlık kavgası çıkamam. Oyalama beni, vaktinden çalıyor. Sen de benim kalbimi çalıyorsun. Aa, bırak bunları. O yaptın neydi peki? Hadi be doktor, seni mi bekleyeceğiz bütün gece? Amma oğlum, geldik işte. Film üreten bir
platform olmanın kurmanın açılması. Platform bu, insan hakları bu. Atölye çalışmalarına başladık, sanat bilimi ve sinema atölyesi diye. Bildiklerimizi arkadaşlarla paylaşmaya başladık. Epey aslında çok geniş bir yer. Ben bunu daha da kalabalık bir bekliyordum. Duyurusunu da yaptım ama belki herkesin artık kendi gayesi var, kendi derdi var. Malum ülke koşulları. Artık insanlar sanat düşünemez hale geldi maalesef. Biz o dönemde yola çıktığımızda insanlar biraz daha sanat gayesi taşıyan işler peşindeydi. Artık değil maalesef birçok şeye dönük olduğu için sanatı çok düşünmüyorlar. Zaten biz de 2000 kaçtaydı yani son fabrikayı çektik, fabrika atölyesi yaptık. O günden bu yana atölye çalışması da yapamazdık malum nedenlerden dolayı. Ama İdris, Burhan abi ve ben bundan sonra bir yıl sonra da İnsanat Grubu'nu İnsanat Sinema Derneği haline getirdik. Ve o günden bugüne birçok sinema atölyesi çalışmaları, tiyatro grubu, insanat, tiyatro insanat grubu, İlyas Hoca'mızın koordinatörlüğünde. Bir de 16 milyonet insanat sinema atölyesini kurduk. İsmail Hoca uzun süre koordinatörlüğümüzü yapmıştı, İsmail Dalmış. Bugüne kadar geldik. Tabii şu anda çok durulmuş vaziyette çalışmalarımız. En son sistemsizlik diye bir kısa film çektik. Onu da birazdan bir defa sizlerle paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Temelli sanat anlamında daha aktif, daha etkili işler çıkardığımız özellikle Bursa gibi 3,5 milyon hatta milyon bile diyebiliriz. Kemiksiz Suriyeli falan saymazsak 3,5 milyon falan. Çok daha aktif, çok daha etkili sanat çalışmaları yapılabilmesi lazım Bursa gibi bir şehirde. Ama maalesef çok törpüler bir sanat anlamında. Neden bir konu yapıyorsunuz? Bir doğru film festivali kapattı. Yani bu sanat kırılganlığını belirleyen bir eylemdi. Sonra da kendi sınavı sordu. Yani iyi varsın şu an. Gerçekten duygulandırdım bir insan. Ağlamazsın ama. Bilmem. Ağlamak. Peki o zaman ben ağlamadan... Neyse, ben işe satacağım. Şimdi bu etkinliği aslında biz pandemi döneminde denk gelmiştik. 2020'de ne zaman? 2019'da yapacaktık. 15. yıl olarak. Araya pandemi gelince o gün bugün maalesef işte 18. yıl yasında belirttiği gibi reşit oldu aslında. Nasıl bir şey oldu? Evet. Ve bazı arkadaşlar bizim yaptığımız çalışmalara katkı sağladı. Bazı arkadaşlarımız da. Çünkü bir cesimiz olacak. Evet. Dedi Suat Oktay Şenecek ve alkışlar da hem Suat abi hem de Burhan abi yerlerine alalım. Yani alacak ama ben bir anımsatma bir teşekkürler etmek istiyorum. Bizim yaptığımız etkinliklere katkı sağlayan tıp hastaneleri de hastamızla birazdan etkinlikten sonra çok hoş, çok güzel bir pasta yaptım. Etkinliği göremiyorum. Neredeyse çok uzakta kalmışsın. Kendisi pasta olimpiyat ve dünya şampiyonudur tıp hastanesi. Kendisine de bir alkışlayalım. Sevgili Suat Oktay Şen Hoca ve Burhan Karınç'a teşekkür ediyoruz sizlerin de alkışlarınıza ve bu 18 yıl boyunca bir şekilde yollarımızın kesiştiği dostlarımız var burada. Yani 2006 yılından tutun da bugüne de olan bu yolculuğumuzda kısa filmlerden, tiyatro oyunlarında hem de uzun metraj sinema filmimizde bizlerle birlikte bu yolculuğun içerisinde, olan dostlarımız var. Onları yine uzun süreden sonra, uzun bir aradan sonra burada görmek bizleri mutlu etti, memnun etti. Biz de onları unutmadık. Bu 18. yılın anısına gösterdikleri o katkılardan dolayı sevgili dostlarımıza plaketlerimizi takdim etmek istiyoruz. Murat Liman. Sinema filmimizde rol aldılar, filmimize katkı sağladılar. Kendilerine bu süreç içerisinde yaptıkları kıymetli katkılarından dolayı biz de teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Suat abi sen vermek ister misin filmin yönetmeni olarak? Sevgili
Yani şöyle söyleyeyim, ben Muhammed Mahmut Seşik'in tiyatrosu, sanatçısıyım, oyuncusuyum hala. EYT'liyim ama devam ediyorum, ediyorum hala sahnede kalmaya. Ben Ankara'dan geldim Bursa'ya 2001 yılında. Serüvenim Ankara'dan buraya yani yolculuğu. Yaklaşık da işte bir arada bir 2-3 sene boşluk oldu. 2008 senesinde de Suat abiyle tanıştım. 2009 mu? Dedim aynı zamanda işte 2009 o tarihte işte birlikte tiyatro yaptık. Dedim gayet oynadık. Orada tanışıklığımız. Ondan sonra da böyle bir proje içinde yer aldım. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Beni de şimdiki işime filme kaldı. Ya sen o sahneyi öldürdün ama dedi. Ya bir sahne. O da böyle bir sahne. Belki bir de ya gerçekten duygulandım ya, çok güzel bir şey. Yani bayağı bir zaman geçiyorsun. Dışarıda biraz şey yaptık, konuştuk. Yaşlanmanın, yani yaşlanmak diyelim de. Yaşlanmak evet güzel bir şey. Hatıralar da güzel bir şey. Burada canlandırdık. Nice 18 yıl, bir 18 yaş yani dedim. Yani çok doğru. Reşit oldu yani bu şey. Yani. Bundan sonra... sahnesi var, öpüşme sahneleri var. Markette çektik onu. Market sahibi izin vermiyordu. Gizlice çektik. Gizli çektikten sonra da marketçi bizi dava ediyordu aslında. Rezil etti bizi dedi. Adamlar anlatıyordu. Ya karı koca bunlar. Yabancı değil ya. Yabancı değilse. Para anlamaz mısın? Ya teşekkürler. Sağ ol. Tamam. Bu da olduğunuz için de teşekkürler. O şeyi unutmadım. Şimdi ne şeyi unutmadım. Aa evet. Ya gerçekten değişik bir deneyim ya benim için. Böyle bir filmde yer almak. O simit ne? Cevizli lokum. Yani tadı damağımda hala. Ben sürekli de ara ara yerim. Ki benim alışık olmadığım lezzetlerdir. Burada tanıştım. Yemin adı Uludağ gazosu. Evet, reklam olmasın. Da, reklam olmasın ama. Sol. Onlar da çekti. Böyle bir şey oldu mıydı çektiğim zaman. Evet. Ben kartımı düşündüm. Gayet güzel. Bursalılara rağmen sanat yapmak, diğer sanat sevdaları için de geçerli. Gerçekten çok zor, pes etmesi gereken bir nokta ama inadı var, ağzını var, hiç bırakmadı ve bırakacağını da zannetmiyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben Bursa'ya rağmen... Peki. Ben teşekkür ederim. Birlikte yaşıyorsak bu Suat Hoca'ya ait. Hocam,
Hatta filmdeki o meşakkat, yani 35 milimetrelik film çekmek öyle göründüğü kadar uzun metrajlı filmlere hiç de kolay değil. O meşakkat, özveri, fedakarlık ve harcanan zaman ayrıca şehir tiyatrolu arkadaşlarımızın özverisiyle birlikte ortaya çıkan muhteşem bir şey. O bir kavga da süredir maalesef hiçbir katkı olmadan hazıra kalmıyor. Öncesinden yaptıklarından dolayı. Arada birkaç yapamadıklarım var, onları burada söylemiyorum. Yani. Ama Suat'ın bir rekoru var. Bu rekor kısa filmlerin en uzun boyunu yönetiyor. Peki, teşekkür ederim. Ve ben hayatımı işçi olarak idam ettiriyorum, emekçi adam. Ama bir kişinin karşısına çıkmakla bin kişinin karşısına çıkmak arasındaki farkın bundaki profesyonel arkadaşlarımın ikisi de aynı şey olduğunu Suat abinin başlattığı sinema derneğiyle birlikte tiyatroya çıkınca öğrendim. Bu özgüven benim sosyal hayatımda çok işime yarıyor. Birçok alan müdürleri, bölüm müdürleri, alman müdürler kendini burnundan büyük müdürlerin karşısına çıkıp çat 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 rahatça konuşmamı sağladığı için de ayrıca teşekkür ederim. Sevgili Fatih'e teşekkür ediyorum ve Abdullah abiye de hareketini ben takdim etmek isterim. Sağ olsun kendisinin de hem kısa film anlamında sinema atölyemize hem de tiyatromuza, tiyatro ve sanatlar katkıları maddi manevi çok. O yüzden insan birisi olarak kendisine teşekkür ediyorum ve mutlu ekiple gelse şey hiç değişmiyor. Şu plaket verme olayı. Önce birini veriyorum. Sonra o
sistem devam ediyor. Asıl sistemsizlik bu olsa gerek. Ben de Suat abi için birkaç bir şey sormak istiyorum. Bu arada benim için abi, benim gecem değil. Hayır yok, senin gecem abi. Yani bütün derneğin mümkün omuzlarını almış. Uzun beyaz dev adam. Dev adam, bu doğru. Yazılı değil. Biz ondan çok şeyler öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha yeni başka bir projelerle karşılıklı olacağız. Ekranlarını daha fazla. Çetin Vadisi'nde var ama uzun süre. Düzenli oyuncu süreci olmalarımıza kalın. İlk aynı sahnede var. Evet. Çetin'i daha fazla ekranlarını görmek istiyoruz kardeşim seni. Peki teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer ikilimiz Çağdaş Olgun ve İsmail Dalgıç. Buyursunlar. Serdar Güven, görüntü yönetmenimiz hem adı aşk vaziyetinde olsun birçok filmimizde bizlerle birlikteydi, emeğini bizlerle paylaştı. İsmail'in deyimiyle sevgili Serdar Güven'i
Can Bıçak adı Aşk ve Eziyet'in filmimizdeki oyuncularımızdan falan çocuk oyuncu. Ama şimdi delikanlı oldu sevgili Ahmet Baydüz. Buyursunlar. Daha sonra da yönetim kolay gibi şu anda yok.
Tanıtım Çorbaoğlu. Ve biz de zamanında Bursa'ya sahip çıkalım, şehrimize sahip çıkalım, Uludağ'a sahip çıkalım, Bursa Spor'a sahip çıkalım diyen abilerimizin hepsi bu şehirden kaçtılar. Kimi Bodrum'da yaşıyor, kimi Marmaris'te, kimisi yurt dışında. Suat abi ısrarla Bursa'da bu misyonu sürdüren kişilerden birisi. Allah ona sağlık sağlık versin. İnsanat Derneği'ne de çalışmalarına başarılar dilemek istiyorum. Umarım devamlı. Gerçekten zor bir şey. Bu vefa örneği davranışın içinde çok teşekkür ederim. Sevgili Çelikov, Cevat Kanser, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Son kez programın bu bölümünde pastamızı keseceğiz hep birlikte. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Programımız dışarıda pasta